Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Arkadaşlar birinci dönemi kapattık ve şahane bir şekilde kapattık. Şimdi şöyle bir program üzerinden gidelim. Neleri tekrar edeceğiz, nelere bakacağız? Onları bir gözden geçirelim bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar tabii ki dersimiz kimya dersi olacağı için öncelikle birinci dönem kimyayı bir hep birlikte tekrar edeceğimizi hatırlatmış olalım. Neler yaptık peki şimdiye kadar zaten matematik ve fiziği bir kenara koyduk. Eğer ki bu tekrar derslerini kaçırdıysak hemen 10. sınıf YouTube kanalımızda videoları bulup tekrardan izleyebiliriz arkadaşlar. Oldukça faydalı dersler oldu onu da şöyle bir tekrar etmiş olalım. Şimdi kimya dersimizi tamamlayacağız. Hemen e, yarın yani 2 Şubat'ta da arkadaşlar biyoloji dersinin full tekrarıyla yine burada karşınızdayız başınızda oluyor olacağız arkadaşlar Peki kimya için birinci dönem full tekrarda ne gibi bir çalışma bizi bekliyor olacak? Arkadaşlar birinci üniteyi hep birlikte tamamlamıştık zaten. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar şeklinde oldukça geniş bir üniteydi. Aslında birinci dönemin büyük çoğunluğunu bu üniteye ayırmıştık. Dolayısıyla o üniteyi baştan sona bir tekrar edeceğiz arkadaşlar. Ve karışımlar ünitesine de bir giriş yapmıştık. Bir ilerleme kaydetmiştik. İşte orada gördüğümüz şeyleri de yine hep birlikte tekrar ediyor olacağız. Peki çalışma olarak neler yapmıştık? Kaçırdığımız bir şey var mı arkadaşlar Tabii ki Dinamo Kimya kitabı bizim vazgeçilmez kitabımızdı. Burada neler yaptık? Birçoğumuz zaten bu kitabı bitirdik. E, bayağı bir yol katettik. Burada arkadaşlar birinci üniteyi tamamen çözmüş olmanızı bekliyoruz. Eğer eksik bir şey kaldıysa bu kampı değerlendirmeli. Bu fırsattan yararlanmalı ve burayı tamamlamamız gerekiyor. Birinci ünitenin tamamını ve karışımlar ünitesinde de ilk iki bölümü tamamlamış olduk arkadaşlar. Yani çözeltilerde derişime kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. Sayfa 96'ya kadar her yer çözelim. Kitabımızda yeni tanışanlar için şöyle bir tanıtımını yapalım arkadaşlar. Her sayfamızda bize konu anlatımlı bir soru olacak. E, bu sa soru sayesinde yani çözümlü bir örneğimiz olacak. Bize aslında konuyu öğretmiş olacak ve ardından da çok benzer dört tane soru her sayfada bizi bekliyor olacak. Bunları çözdüğümüz zaman aslında hem soru tiplerine aşina olmuş olacağız hem de konuları yeniden bir öğrenmiş olacağız. Ve e, Bölümler bittiği zaman tarama testleri, ardından ünite testleri, fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik testler ve ÖSYM tipi soruların bulunduğu testler bizi bekleyecek olacak. Her ünitenin sonunda da yazılı hazırlık testleriyle iyice tamamen hazır hale gelmiş olacağız. 10. sınıf Dinamo Kimya kitabını ve tabii ki diğer Dinamo kitaplarımızı bir an önce tamamlamayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. O zaman haydi bir dalalım bakalım neler vardı şöyle bir gözden geçirelim hatırlayalım. Arkadaşlar ilk olarak kimyanın temel kanunları ile başlamıştık ve üç tane temel kanunumuz vardı. Bunlar kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunlarıydı. Şimdi şöyle bir hatırlayacak olursak Levoziye'nin ortaya attığı bu kanun bize diyordu ki kütlenin korunumu kanunu girenlerin toplam kütlesi ister fiziksel ister kimyasal olsun bütün tepkimelerde oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorunda. Yani aslında madde vardan yok olamaz, yoktan da var olamaz, kütle sabit kalmak zorundaydı. Biz açıkladığı kanun buydu. Sabit oranlar kanununda Proust bize diyordu ki bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki oran sabittir. Hem sayıca hem de kütlece oran sabit olmak zorunda. Zaten aslında karışımlarla bileşikleri birbirinden ayıran en önemli nokta da burası. Bu sayede de bileşiklerin bir formülünün varlığından bahsedebiliyorduk. Yani bileşik yapısını aslında bize sabit oranlar kanunu açıklıyordu. Katlı oranlar kanununda da Dalton diyordu ki aynı elementten oluşan İki farklı bileşikte elementlerden birinin kütlesini sabit tutarsak, diğer element kütleleri arasındaki oran katlı oran olarak adlandırılıyordu. Dolayısıyla aynı elementten oluşan birden fazla bileşiğin oluşabileceğini ve bu bileşikler arasındaki ilişkiyi de katlı oranlar kanunu bize anlatıyordu arkadaşlar. Peki ne tür sorular geliyor ve biz bunları nasıl çözüyorduk? Onun üzerine hemen bir tane örnek yapıştıralım bakalım. Şimdi sorumuz demiş ki bize 11 gram karbondioksit bileşiği 3 gram karbon elementi içermektedir. Bak sorulara dikkat ettiğimiz zaman Birinci soru diyor ki karbon dioksitin kütlesini bul. Eğer aynı bileşikten bahsediyorsa bu demek ki sabit oranlar kanunuyla alakalıymış. O bileşiğin yapısı ilgili yorum yapmamız gerekiyor. Eğer farklı bir bileşik veriyorsa aynı elementlerden oluşuyor. Bak burada karbon monoksiti sormuş. Bu defa katlı oranlar kanunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Şimdi sabit oranlarla ilgili bir soru geldiği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Her zaman bizim önceliğimiz buradaki elementler arasındaki kütlece sabit oranı bulmak olacaktı. Yani şimdi karbon ve oksijen arasında oluşan bir bileşik söz konusu ya. Diyeceğiz ki karbonun oksijen kütlesine oranı nedir? Bize demiş ki 11 gram bileşik varsa bunun 3'ü karbondur. Yani 3 gram karbon varsa Geri kalan 8 gramın oksijen olması gerekiyor öyle değil mi? Yani bizim kütlece sabit oranımız bu karbondioksit bileşiği için. İlk sorumuzda bu bilgiyi kullanacağız işte. Demiş ki bize ikisinden de 16 gram alırsak en fazla kaç gram karbondioksit bileşiği elde edilir? Şimdi ikisinden de 16 gram aldık diye illaki toplamları kadar yani 32 gram bileşik elde etmeyeceğiz öyle değil mi? Bu orana sadık kalan bir sonuca gitmemiz gerekiyor. Hemen şunu yapıyorduk. Bu bileşikte karbonla oksijenin birleşip karbondioksiti oluşturduğu bir ilişki e, ilişkiyi değerlendirecek olursak 3 grama karşılık 8 gram geliyormuş. Çünkü bize oran bunu söylüyor ve 11 gram yani toplamları kadar bileşik elde ediyormuşuz öyle değil mi? Şimdi diyeceğiz ki eğer her ikisinden de 16 gram oluyorsak... burada... Birisi bitecek birisinden artan kalacak çünkü e, oran oran bire birebir değil. Eğer birebir olsaydı 32 grama kadar gidebilecektik. O zaman ne diyeceğiz? Eğer 8 gramlık oksijen yani daha doğrusu 8'e 3 gibi bir oran varken 16 gram oksijenin tamamını kullanırsak bak 8'in 2 katını kullandık. 3'ün 2 katını kullanmamız gerekiyor. Bu oran sabit kalmak zorunda. Yani 6 gram karbon kullanmam gerekiyor. Her 16 gram oksijene karşılık 6 gram karbon kullanacağım ve dolayısıyla da bunların toplamı kadar yani 22 gram bileşik elde edeceğiz. Bu durumda oksijen tamamen tükenmesine rağmen 10 gram karbon artan madde olarak kalacak. Dolayısıyla benim elde ettiğim maksimum kütle 22 gram olacak bu soru için. Şimdi ikinci soruya geldiğimiz zaman farklı bir bileşikten bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada katlı oranlar kanunu kullanacaktık ve katlı oranlara giderken yaptığımız değer şuydu. Şimdi bizim ilk bileşiğimiz yani oranla bildiğimiz bir karbondioksit ya. Burada 3 bölü 8 oranı aslında şuna eşit. Bir tane karbonun iki tane oksijen atomunun kütlesine oranına eşit olacak. Yani bu oran 3 bölü 8'miş. Ve biz her zaman şuna ihtiyaç duyacağız. Karbonla oksijenin yani element atom kütleleri arasındaki orana ihtiyaç duyacağız. Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz şey karbon bölü oksijen oranı olacak. Dolayısıyla sadece şu 2 ile 8'i sadeleştirmemiz yeterli olacak. Yani bu oran 3 bölü 4'müş. Şimdi bu bilgi bizi nereye götürdü? Bizim bileşiğimiz karbon monoksit ya. Karbon monoksit bileşiğindeki mc bölü mo yani kütlece sabit oran 3 bölü 4'e eşitmiş doğrudan birebir olduğu için. O zaman arkadaşlar aynı tabloyu karbon monoksit için yazacak olursak şöyle bir şeye dönüşüyor. Karbon ve oksijen birleşip karbon monoksiti oluştururken 3 gram karbon 4 gram oksijenle birleşiyor. Dolayısıyla toplamları kadar yani 7 gram bileşik elde ediyoruz. O zaman 56 gram bileşikten bahsettiğimize göre yani şuradan 56 gram olabilmesi için bak 7'nin 8 katı kadarlık bir bileşik elde edebilmemiz için Bunların da yine aynı şekilde 8 katı kütleye ihtiyaç duyacağız. Yani 4'ün 8 katından 32 gram oksijen, 3'ün 8 katından da 24 gram karbon tepkimeye girecek ki 56 gramlık bileşik elde edelim. Bize oksijen kütlesini sorduğu için demek ki bu bileşin yapısında 32 gram oksijen vardır deyip cevabı yapıştıracağız. Güzelce sabit ve katlı oranlar kanunu ve tabii kütlenin korunumu kanunu bu şekilde tekrar ettiğimize göre İkinci konumuza bir geçelim. Burada arkadaşlar mol kavramından bahsediyorduk. Mol kavramı aslında tanecik sayısı ile ilgili kullandığımız en temel miktar ifadesiydi. Yani kimyada bir miktar belirtiyorsan, bunun tabii ki ifadeleri tanecik sayısı, hacim ya da kütle üzerinden olabilir. Bunların ortak bir ifadeyle belirtilmesini mol kavramı sayesinde yapıyorduk. Şimdi tanecik sayısıyla mol kavramı arasındaki ilişkiyi şöyle kuruyorduk: 6.02 çarpı 10 üzeri 23 yani Avogadro sayısı ...bir mol maddenin içerdiği tanecik sayısını ifade ediyordu bizim için. Bu tanecikten kastımız tabii ki atom olabilir, molekül olabilir veya iyon olabilir fark etmiyor. Herhangi bir taneciğin e, Avogadro sayısı kadarını aldığın zaman aslında onun bir mol taneciğine sahip olduğunu ifade ediyorduk. Bunu kütle ile ilişkisinde şöyle değerlendiriyorduk. <laughs> Moleküllerin ya da atomların ya da iyonların taneciklerin mol kütlesini hesaplarken atom kütleleri üzerinden bir işlem yapıyorduk. Öyle değil mi? Ve burada hesapladığımız kütle değeri mesela metan için e, 12 çarpı bir karbondan gelip 4 çarpı bir de hidrojenden geldiği zaman 16 olarak buluyorduk. Burada hesapladığımız mol kütlesi aslında ne demek oluyor? Bir mol metanın gram cinsinden kütlesini veya bir tane metanın AKB cinsinden kütlesini bize söylüyordu. Aynı şey su için geçerli. Mesela bu ne demek oluyor? Demek ki bir mol su molekülü 18 gramdır veya bir tane su molekülü 18 atomik kütle birimine eşittir diyorduk. O zaman buradan da oran orantı hesaplarıyla e, mol sayısını hesaplamamız mümkün oluyor. Ve hacimden bahsederken de hacim mol ilişkisini kurarken de diyorduk ki normal şartlar altında bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyor arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğiz. Her zaman için biz hacim hesabı yapıyorsak bunu ancak gazlarda yapabiliriz ve e, ...belli şartlara göre de bu hacim değişkenlik gösterir. Bilmemiz gereken sayı tabii ki özellikle 22,4'lü. Yani 1 atm basınç ve 0 santigrat derecede gazın cinsi ne olursa olsun... ...hacmi 1 mol ise eğer 22,4 litre oluyordu. Ve o da koşullarında yani gene 1 atm ama 25 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyorsak da... ...24,5 litre hacme sahip oluyordu 1 mol gaz. Gerçek atom kütlesine gelecek olursak... Arkadaşlar burada şöyle bir ifademiz vardı. Proton ve nötronun her bir tanesinin kütlesini bir atomik kütle birimi olarak karşımıza alıyorduk. Değerlendirdiğimiz nokta burasıydı. Bunu da karbon 12 izotopundan yola çıkarak onu referans alarak hesaplıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bu proton ve nötronun kütlelerini bir AKB aldığımız zaman da diğer bütün taneciklerin kütlesiyle ilgili yorum yapabiliriz. Çünkü oksijenin mesela 8 protonu 8 nötron olduğu için demek ki Kütle numarası 16 olmalıymış. 2 e, tane oksijen olduğu zaman bunun 32'ye denk geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir tane oksijen 32 akb veya 1 mol oksijen 32 gramdır şeklinde yorumluyorduk. Haydi bir tane soru çözelim o zaman buradaki bilgileri şöyle bir e, değerlendirmek için. Bize demiş ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bak şu ifadeyi gördüğümüz anda arkadaşlar. Bu doğrudan Avogadro sayısı demek değil mi? Avogadro sayısı 1 mol tanecik demekti. Yani bu aslında bir mol demek olacak. Bir mol atom içeren metan gazı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Arkadaşlar biz böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman diyelim ki kütle verdi ya da hacim verdi ve bir madde verdi. Ve bununla ilgili bize aşağıda sorular soracak. Yapacağımız şey onun mol sayısını bulmak olmalı arkadaşlar. Şimdi bir mol atom içeren diyor. O zaman şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bir mol metan olsaydı bizim bahsettiğimiz şey. Bir mol CH4'ün içerisinde bak bir mol karbon, dört mol de hidrojenden, Toplam 5 mol atom olması gerekecekti öyle değil mi? Şimdi bize diyor ki içerdiği atomun mol sayısı bir. O zaman metanın yani bileşiğin kendi mol sayısı kaçtır? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Sadece beşte birini almamız yeterli. Demek ki 0.2 mol elimizde metan varmış. Şimdi artık mol sayısını bildiğimize göre soruları cevaplayabiliriz. Kaç mol moleküldür? Molekülün mol sayısını soruyor zaten bulduğumuz değer doğrudan molekülün mol sayısını verecek bize. 0.2 molmuş. Kaç gramdır diyor. Arkadaşlar kütle sorduğu anda hemen şu işlemi yapıyorduk. CH4'ün önce bir mol kütlesini bulmamız lazım. Yani 12 karbondan gelecek. 4 çarpı 1 de hidrojenden gelecek ki zaten o bilgileri de burada bize vermiş. Burayı 16 olarak bulacağız. Bak bu ne demek? 1 molü 16 gramdır ya da bir tanesi 12 16 akb'dir demek oluyordu. O zaman eğer ki bunun 1 molü 16 gramsa elimizdeki bu 0.2 molü kaç gramdır şeklinde bir orantı kurmamız yeterli olacak. Dolayısıyla arkadaşlar sadece beşte birini almamız yeterli. Yani 3.2 gram hemen bunun cevabını bulmuş olduk. E, elimizde metan varmış bunu hesaplamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda diyor ki normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Bak bilgimiz neydi? Bir mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplıyordu. Eğer burada normal şartlar altında ya da işte bir atmosfer basınç 0 santigrat derece sıcaklıkta diyorsa. O zaman bizim elimizdeki bu 0,2 mol kaç litre hacim kaplar diyeceğiz. Gene basit bir oran orantıyla soruyu çözeceğiz arkadaşlar. 0,2 çarpı 22,4'ten bunu 4,48 litre olarak bulacağız. Yani cevabımız 4,48 litreymiş diyeceğiz. Tepkimelerin denkleştirme kısmı vardı bir de arkadaşlar. Tepkime denkleştirme ve tepkime türleri üzerine konuşmuştuk. Diyorduk ki tepkimeyi denkleştirirken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tepkimelerde her zaman için korunan ve korunmayan bazı özellikler vardı. Atom cinsi, atom sayısı, toplam kütle ve toplam yük her zaman için korunur. Burada özellikle atom cinsi ve atom sayısının korunması da bizde tepkimeleri denkleştirme şansı sunuyordu. Nasıl yapıyorduk peki bunu? Öncelikle arkadaşlar bir tepkimeyi gördüğümüz zaman o tepkimedeki en kalabalık grup hangisiyse bileşik yapısı hangisiyse onu kendimize referans olarak seçiyorduk. Mesela ilk soruyu çözerek gidelim bir taraftan da. Burada en kalabalığın C4H6 olduğunu görüyoruz öyle değil mi? Burada diyor ki diğer tarafı ona göre eşitli. Şimdi önceliğimiz bunu kendimize referans olarak kabul etmek olacak. C4H6'yı referans olarak alacağız. Ardından da bu tarafı ona göre eşitleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki dört tane karbon var. O zaman şurada dört olmalı katsayımız. Altı tane hidrojen var. Demek ki suyun katsayısı üç olmalı ki toplam altı tane hidrojen olsun. Sekiz artı üçten toplamda arkadaşlar burada on bir tane e, oksijen oldu. O zaman buradaki o ikinin kat sayısını da ona göre belirleyeceğiz. Yani 11 bölü 2 yazmamız yeterli olacak. Aynı şeyi bunun için yapalım. Üç tane karbon var. O zaman karbondioksitin kat sayısı 3 olmalı. Toplam 8 hidrojen var. Demek ki suyun katsayısı 4 olmalı ki 8 tane hidrojen olsun. 6 artı 4'ten 10 tane oksijen oldu. Şimdi burada zaten bir tane oksijen var. Demek ki bizim 9 tane daha oksijen ihtiyacımız var. O zaman O2'nin katsayısı 9 bölü 2 olmalıdır. Evet bir sonraki konumuz tepkime türleriydi arkadaşlar. Yani tepkimeleri denkleştirdik. Şimdi gelelim hangi tür tepkimelerle karşılaşabiliriz? İlk olarak sentez ve analiz tepkimeleriyle başlamıştık. Demiştik ki eğer e, bir madde parçalanıyorsa bu analiz yani ayrışma tepkimesi demek oluyor. Ama küçük parçalar birleşerek büyük tek bir bütün oluşturuyorsa bu da sentez tepkimesi olarak adlandırılır. Mesela kalsiyum oksit ve karbondioksit birleşerek kalsiyum karbonat oluşturdu. Bak küçük parçalar birleşti ürünlerde tek bir madde var. İşte bu bir sentez tepkimesidir. Ya da hidrojenle oksijeni birleştirip su molekülünü oluşturması tek bir bütün varsa bu sentez olarak adlandırılıyordu. Tam tersi şekilde büyük parçaların küçük parçalara dönüşmesi de analiz tepkimesi olarak adlandırılıyordu arkadaşlar. Yani sentezin tersi her zaman analiz olarak adlandırılıyordu. Bunun dışında yanma tepkimelerinden bahsetmiştik. Dedik ki arkadaşlar girenlerde eğer oksijen varsa O2'yi görüyorsak yani herhangi bir madde O2 ile tepkimeye giriyorsa bu yanma tepkimesidir. Metanın O2 ile tepkime girip karbondioksit ve suyu oluşturması gibi. Ya da metallerin yanması da benzer şekilde. Yani demirin oksijenle tepkime girip demir uç oksit bileşiğini oluşturması da yine yanma tepkimesiydi. Yani paslanma, kararma gibi olaylar da... ...aynı zamanda yanma tepkimesi olarak adlandırılıyor O2 ile girdiği için. Ve diyorduk ki arkadaşlar yanma tepkimeleri en iki hariç yani ozot kazın yanması hariç... ...hepsi egzotermik yani ısı açığa çıkararak gerçekleşen tepkimelerdi asit baz tepkimelerine geldiğimiz zaman bir asitin ve bazın tepkimeye girdiği bütün durumlar aslında asit baz tepkimesi olarak değerlendiriyorduk. Eğer asitle bazın tepkimesinden tuz ve su açığa çıkıyorsa ve bu sulu ortamda gerçekleşen bir tepkime ise yani suda çözülmüş bir ortamda gerçekleşen tepkime ise de nötralleşme tepkimesi olarak adlandırılıyordu. Çözünme çökelme tepkimelerine gelecek olursak suda çözülmüş iki farklı tuzun birbiri içerisinde karıştırılmasıyla elde edilen katı çökelme olarak adlandırılıyordu ve bu tepkime tür arkadaşlar? Çözünme çökelme tepkimesi adını veriyorduk. Geçiyoruz kimyasal tepkimelerde hesaplamalar kısmına arkadaşlar. Aslında en önemli ve en çetrefilli kısım burası oluyordu. Burada da tabii ki soru türleri karşımıza çıkıyordu. Mesela miktar geçiş problemleri için demiştik ki tanecik sayısı, kütle, hacim veya mol. Bunların hepsi bizi miktar ifade eden değerlerdi. Şimdi biz bununla ilgili herhangi bir soruyla karşılaştığımız zaman şunu yapıyorduk. Tepkimeyi yaz, denkleştir, katsayıları belirle. Ardından bize verilen miktar her neyse onu mole çevir. Bak her zaman için yapacağımız işlem mol sayısı üzerinden olacaktı. Mole çevirdikten sonra da tepkimenin katsayılarıyla mol sayılarını... oran ...antıladığımız zaman sorunun çözümüne ulaşmış olacağız zaten. Mesela hemen örnekli gidelim. Bize 22 gram C3H8 bileşiğinin tam verimli yanma tepkimesinden bahsediyor. Arkadaşlar soruyu görür görmez hemen yapmamız gereken şey tepkime yazıp denkleştirmek olacak az önce söylediğimiz gibi. C3H8'i O2 ile tepkimeye sokuyormuşuz ve diyorduk ki organik bileşiklerin yani şurada eğer karbon, hidrojen ve oksijen dışında hiçbir şey yoksa ürünü her zaman için karbondioksit ve Su olmak zorundadır. Yani ürünler sabit olarak yerine yazılacak. Yapmamız gereken bunların denkleştirmesini yapmak. Şimdi 3 tane karbon var o zaman karbonun dioksitin kas sayısı 3. 8 tane hidrojen var. Demek ki suyun kas sayısı 4 olmalı. Geçiyoruz ürünlere 6 artı 4'ten 10 tane oksijen oldu şu anda. Burada da 10 tane oksijen olmasını istiyorsak o ikinin kas sayısına 5 yazmamız gerekiyor. Bak ilk adımız her zaman bu. Tepkimeyi yaz ve denkleştir. Ardından sana verilen miktar her neyse onu mole çevir dedik. Şimdi bize 22 gram C3H8 demiş. Kütlesini bildiğimiz bir maddenin molünü bulmak istiyorsak yapmamız gereken neydi? Onun mol kütlesini bir hesaplamaktı. C3H8 bak 3 çarpı 12 karbondan gelecek. Ardından 8 çarpı 1 de hidrojenden gelecek ve burayı 44 olarak bulacağız. Bu ne demek? 1 mol C3H8 44 gramdır demek olacak. E bize 22 gramından bahsettiğine göre 22 gramı kaç moldur dememiz yeterli olacak e yarısı olduğuna göre demek ki 0.5 mol elimizde propan gazı varmış. Yani şunun miktarını bulduk 0.5. Buradan sonra yapmamız gerekenler arkadaşlar katsayılarla bu mol sayılarını orantılamak olacak. Bak katsayısı 1 olana 0.5 yazdık. O zaman katsayısı 5 olana 2.5 yazacağız. Katsayısı 3 olana 1.5 yazacağız ve katsayısı 4 olana da 2 yazacağız. Yani doğrudan katsayılarla orantılı olacak. Ardından istediği soruyu sorabilir. Çünkü biz bütün maddelerin mol sayılarını biliyoruz. Bunlar harcanan, bunlar da oluşan maddenin mol sayılarını verecekti bize. Bize diyor ki kaç gram su elde edilir? Yani şuna odaklan diyor. Suyun mol sayısını biliyorsun madem gram cinsinden. Yani kütlesini bana söyle diyor arkadaşlar. Yapacağımız nedir? Yine aynı şekilde suyun mol kütlesini bulacağız. Yani 2 çarpı 1 artı 16'dan 18 olarak bulacağız. Suyun 1 molü 18 grammış yani bunu hesaplamış olduk. Bize diyor ki 2 molünün kütlesi nedir o zaman? Hemen yapmamız gereken basit bir oran orantı 18 çarpı 2'den 36 gram bizim elde edeceğimiz suyun kütlesiymiş diyorduk. Şimdi bu konunun bir de Artan madde türünde soruları verdi arkadaşlar. Artan madde sorularında da şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Giren maddelerin her ikisini de verecek bizi. Diyeceğiz ki bunlardan birisi tamamen bitiyordur. Birinden artan madde kalma ihtimali var. İşte orada tamamen biten maddeye sınırlayıcı bileşen diyorduk ve onun üzerine giderek onun üzerinden kas sayılarla mol sayılarına orantılıyorduk ve artan maddenin de kim olduğunu ve ne kadar artan olduğunu hesaplıyorduk ve burada çok kolay bir tablo çizmemiz gerekiyordu. Tabloyu hazırladığımız zaman cevap veremeyeceğimiz hiçbir soru yoktu zaten hemen örnek üzerinden de nasıl yaptığımızı bir değerlendirelim. 16 şarkı gram metan ve okinin tam verimli tepkimesinden bak bu defa ne yapmış arkadaşlar girenlerin her ikisinin de miktarını söylemiş. O zaman ne yapıyoruz? Tepkimeyi yazıp bir denkleştiriyoruz. Elimizde metan var. O2 ile tepkimeye giriyor ve ürünlerimiz sabitti zaten karbondioksit ve su açığa çıkmak zorunda. Denkleştirelim hemen bir tane metan var karbondioksitin kas sayısı 1. 4 tane hidrojen var suyun kas sayısı 2. Toplam 4 oksijen oldu o zaman O2'nin kas sayısı 2 olmak zorunda. Şimdi tepkimeyi yazdık denkleştirdik. Bizim miktar bilgilerine ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk olarak CH4'ten ilerleyelim. CH4'ün 12 artı 4'ten 16 olduğunu biliyoruz. 16 gram dediğine göre elimizde demek ki 1 mol metan varmış. O iki var elimizde arkadaşlar. Bir tanesi 16 o zaman 32 bulacağız. Yani 1 mol 32 grammış. O zaman 16 gramı yarısı olduğuna göre 0.5 moldür diyebiliriz. Basit oran oran hesabı yapmamız yeterli oluyor burada. Şimdi yapacağımız tablo şöyle olacak arkadaşlar. Başlangıçta bizim elimizde hangisinden ne kadar var? Onları bir belirleyelim. Demiş ki bize 1 mol metan var. 0.5 mol O2 var. Bunlardan elimizde zaten başlangıçta hiç yok. Şimdi değişim durumunu belirlemek zaten aslında soruyu çözmek oluyor. Değişim durumunda diyeceğiz ki bunlardan hangisi biter? Bak şimdi metanın bir molü var ya elimizde bunun hepsini kullanırsak bizim iki mol o iki ihtiyacımız olacak ama elimizde sadece 0.5 mol var. Yani metanı tamamen bitirecek kadar oksijen yok. O zaman sınırlayıcı bileşen metan olamaz. O zaman sınırlayıcı bileşenimiz kesinlikle O2'dir. Bak, eğer 0.5 mol O2 harcıyorsak, yani katsayısı 2 olandan 0.5 harcıyorsak, katsayısı 1 olandan sadece 0.25 yani yarısı kadar harcamalıyız. E buna karşılık olarak Yine katsayısı 1 olan karbondioksitten 0.25 mol oluşmalı, katsayısı 2 olan sudan 0.5 mol oluşmalıdır diyoruz arkadaşlar. Bütün miktarları da belirledik. Bu durumda sonda ne var? En son neler kaldı? Elimizde ona bakacağız. Bak 1 mol metan vardı, 0.25'ini harcadık. Demek ki 0.75 artan madde olarak kaldı. Oksijeni tamamen bitirdik. Son durumda 0.25 mol karbondioksit ve 0.5 mol su elimizde madde olarak var. Şu tabloyu oluşturduktan sonra istediği soruyu sorabilir. Hepsine cevabımız hazır. Bize demiş ki sınırlayıcı bileşeni ve artan madde miktarını belirleyiniz. Şimdi sınırlayıcı kim? Eğer tepkime tü sonunda maddelerden sadece bir tanesi bitiyorsa o bizim sınırlayıcı bileşenimizdir. Yani oksijenin bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla sınırlayıcı bileşen oksijenmiş diyebiliriz arkadaşlar rahatlıkla. Peki artan maddemiz kimmiş? Artan maddenin CH4 olduğunu zaten belirlemiş olduk ve 0.75 mol olduğunu söyledik arkadaşlar. Bizden bunun kaç gram olduğunu bulmamızı istiyor. O zaman metanın 1 mol 16 olduğuna göre 1 mol 16 gram olan metandan 0.75 mol artmış. O zaman bunun kütlesi nedir dememiz yeterli olacak. 0.75 çarpı 16'dan bunun 12 gram olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında sadece 4 gram metan tepkimeye girmiş ve 12 gramı artan madde olarak kalmış diyeceğiz. Bir diğer soru tipimiz ise arkadaşlar yüzde verim problemleriydi. Peki bunları nasıl çözüyorduk? Arkadaşlar biz öncelikle hangi yüzde yüz yani tam verimle gerçekleşmiş gibi yani miktar geçiş problemlerini çözdüğümüz gibi soruyu çözüyoruz. Ardından diyoruz ki eğer yüzde yüz verimle gerçekleşince böyle oluyorsa yüzde elli verimle gerçekleşirse yani sorunun içerisinde bizden istediği verimle gerçekleşirse ne olurdu? Yine burada basit bir oran orantı kısmı bütün soruyu aslında bizim için çözmüş oluyor. Hemen soru üzerinden gene gidelim. Bak diyor ki 22 gram C3H8'in yeterli miktarda O2 ile yanması. Hemen tepkimemizi alalım karşımıza bir yakalım bakalım. Karbondioksit ve suyun oluşması gerektiğini biliyoruz. Az önce zaten denkleştirmiştik. Denklik hali şöyleydi 3, 4, 5 şeklinde. Kas yerine yazıyorduk. Bizden %50 verimle gerçekleştiği durumu soruyor arkadaşlar. Bizim önceliğimiz bunun %100 verimle gerçekleşseydi ne olacağını bulmak olacak. Şimdi C3H8'in 44 olduğunu az önce hesaplamıştık zaten. Yani bunun bir molü 44 gramsa eğer... 22 gramı kaç moldur bu hesabı yapmamız gerekiyor ki harcanan metanın e, pardon e, propanın ne kadar olduğunu bulalım yarısı olduğuna göre demek ki 0.5 mol propan bu tepkime de e, başlangıçta var. Dolayısıyla eğer bundan 0.5 mol harcıyorsam bundan 2.5 harcamam gerekiyor. Buradan 1.5 oluşması buradan da 2 molün oluşması gerekiyor dedik. Arkadaşlar bu ne zaman geçerli? Tepkime %100 verimle gerçekleştiği zaman geçerli. Ama bizden %50 verimle gerçekleştiği durumu oluşuyor soruyor. Demek ki eğer bu tepkime %50 verimle gerçekleşseydi yani yarısı kadar olsaydı bundan 0.25 harcanacaktı. 0.25 artan madde olarak kalacaktı. Buradan arkadaşlar bunun yarısı kadar yani 1,25 harcamasını bekleyecektik. Buradan 1,5'un yarısı yani 0,75'i, buradan da yarısı yani 1 molün oluşmasını bekleyecektik. Bizden bu tepkime sonucunda oluşan suyun kütlesini istiyor. Yani 1 mol suyun kaç gram olduğunu bulmamızı istiyor. Suyun mol kütlesini 18 olarak zaten hesaplamıştık. Dolayısıyla 1 molünü sorduğu için bu 18 gram oluşan suyun kütlesini bize verecektir arkadaşlar. Ve bu tepkime sonucunda demek ki 0.25 mol e, propan artan madde olarak kalacaktır. Tepkimeye girmemiştir. Çünkü verim %100 değildir. <laughs> Bir sonraki ünitemize yani karışımlara geçecek olursak. Arkadaşlar burada karışımların sınıflandırılmasıyla başlamıştık. Homojen ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayırmıştık. Demiştik ki bütün homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır ve homojen karışım demek tam dağılmış maddeler demektir. Aslında yani birbir içerisinde karışırken tamamen dağılmış ve her yerinde aynı özelliği gösteren tek fazla bir görüntüye sahip olan karışımlara çözelti adını veriyorduk. Tuzlu su, temiz hava veya çelik gibi e, her şeyi bunu örnek gösterebiliriz. Bütün alaşımlar. E, ...çözeltidir aynı zamanda yani e, homojen karışımdır. Gaz gaz bütün karışımlar e, homojen karışımdır... ...dolayısıyla çözelti olarak adlandırılır demiştik. Heterojen karışımlara geldiğimiz zaman ise... ...her tarafında aynı görüntüye sahip olmayan... ...birden fazla faza sahip olan ve her yerinde aynı özelliği... ...göstermeyen karışımlara verdiğimiz isimdi. Burada arkadaşlar bileşenlerin fiziksel hallerine göre... ...farklı isimler geliyordu. Mesela katı katı heterojen karışımlara basit adi karışım diyorduk. İşte salatayı buraya örnek vermiştik. Süspansiyon demek katı sıvı heterojen karışımlardı. İşte ayran gibi çamur gibi örnekleri o yüzden süspansiyon örnek olarak verebiliriz. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımlardı. İşte zeytinyağı su ya da benzin su gibi örnekleri emisyona verebiliriz. Aerosol dediğimiz zaman da arkadaşlar sıvı gaz veya katı gaz heterojen karışımlara verdiğimiz isim sis gibi deodorantlar gibi örnekleri buraya verebiliriz. Koloid dediğimiz yapılar ise askıda kalma durumuydu. Kan, süt gibi örnekleri koloide verebiliriz. Eğer bileşenlerde çözünen maddenin tanecikleri 10 üzeri eksi 9'dan küçükse bu homojen bir karışım yani çözelti oluşturuyordu. Eğer 10 üzeri eksi 6'dan büyükse heterojen karışım yani süspansiyon oluşturuyordu. 10 üzeri eksi 9 ve 10 üzeri eksi 6 arasında bir değerse buna da koloid adını veriyorduk. Bir de çözünme olayımız vardı arkadaşlar. Diyorduk ki çözelti, çözücü ve çözünenin birleşmesiyle oluşan yapıydı ve çözünmenin oluşabilmesi için yani çözelti olarak adlandırabilmemiz için homojen bir karışıma sahip olmamız gerekiyordu ve burada benzer benzeri çözer gibi bir prensibimiz vardı. Ne demek bu peki? Polar molekül yapıları, polar molekül yapılarında çözünür. Apolarlar apolarlarda çözünür ancak polarlar apolarlarda çözülmezler yani birbirine benzer molekül yapıları birbiri içerisinde çözünebiliyordu. Aynı zamanda iyonik bir yapıdan bahsediyorsak iyonik bileşikler polar molekül yapılarında çözünürken apolar yapılarda çözünmüyorlardı. Bunlar da bizim genel kurallarımızda ve bunları tanecikler arası etkileşimlerle ilişkilendirmiştik. Diyorduk ki eğer iyonik bir çözümeden bahsediyorsak arkadaşlar ortama iyonların oluşmasını bekleyeceğiz. Yani sodyum klorür gibi iyonik bir bileşikte sodyum ve klor, katyon ve anyonların oluşmasını bekleyeceğiz. Anyon ve katyonların varlığı da ...o çözeltinin elektriği iletebilmesini sağlayacaktı. Ama moleküler bir çözüm olayından bahsediyorsak... E, ...mesela alkolün suda çözünme sürecinden bahsediyorsak... ...molekül yapısında herhangi bir değişiklik yoktu. Dolayısıyla da ta, yüklü tanecikler oluşmadığı için... ...elektrik iletkenliği de burada söz konusu olmuyordu arkadaşlar. Hemen bir örnek tamamlayalım o zaman. Örnekle birlikte hangi madde hangi maddede çözünür ya da çözünmez... ...ve e, bu olay esnasında hangi etkileşimler oluşur onları şöyle bir örnekle görelim arkadaşlar... <laughs> mesela potasyum nitrat ve suyu birbiri içerisinde çözünür. Hemen yapacağımız şu olacak arkadaşlar. Bak bu bir iyonik yapı. Burada da polar bir molekül yapısı var. Ne dedik? İyonik yapılar polar moleküllerde çözünmelerini bekliyoruz. Genellikle tabii ki istisnalar var ama genellikle çözünmelerini bekliyoruz. Peki çözünürken oluşan etkileşim türü İyonik bileşiklerden tabii ki iyonlar gelecek. E, polar moleküllerden de dipoller gelecek. O yüzden iyon dipol etkileşimleri sayesinde bu çözüm olayı gerçekleşecek. Veya bakalım magnezyum sülfat gene iyonik bir bileşik. Yani orada iyonlar olacak ama benzen yapısının apolar özellik gösterdiğini biliyoruz. Ve diyorduk ki iyonik bileşikler apolar çözücülerde çözünmezler. Burada bir çözüm olayı beklemeyeceğiz. Peki etkileşim türü ne olacak? İyonik bileşiklerden tabii ki iyonlar gelecek ve apolar olduğu için buradan indüklenmiş dipoller gelecek. O yüzden etkileşimin türü iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri olacak. pH 3 ve suya gelecek olursak. Şimdi pH 3'ün polar bir molekül yapısı olduğunu, suyun da aynı şekilde polar bir molekül yapısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla polar polar olduğu zaman birbiri içerisinde çözünecek. Bak alttakini de yapmak istiyorum bu esnada. NH3 polar bir molekül yapısı. <laughs> CH3OH yani alkol o da polar bir molekül yapısı. Burada da her ikisi de polar olduğu için çözülmeyi bekleyeceğiz ama... ...etkileşim türüne geldiğimiz zaman eğer e, ikisi de polarsa şuna dikkat etmemiz gerekiyor. pH3 fon kuralına uymuyor öyle değil mi? Flor, oksijen, azot elementlerinden hiçbirini içermiyor. Dolayısıyla hidrojen bağına dair hiçbir emare yok. O yüzden buradaki etkileşimin türü her ikisi de polar olduğu için dipol-dipol etkileşimi olmalı ama... Bir sonraki örneğe geldiğimiz zaman ikisi de polar. O yüzden beklenti dipol dipol olması ya. Burada her ikisi de fon kuralına uyduğu için yani flor, oksijen, azot elementlerinin hidrojenli bileşikleri olduğu için burada bir tık daha güçlü etkileşime yani hidrojen bağının varlığına gidiyoruz. CCl4 C6H6 arkadaşlar her ikisinin de A polar yapılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla benzer benzeri çözer ilkesinden dolayı birbiri içerisinde çözümlerini bekliyoruz. Peki etkileşimin türü ne oluyor? Her ikisi de apolar olduğu için her ikisi indüklenmiş dipol oluşturuyor. Dolayısıyla özel adıyla London çekim kuvvetleri burada oluşuyor. Br2 ve suya geldiğimiz zaman diatomik element molekülleri hepsi apolar yapılıydı. Dolayısıyla burada apolar bir molekül var. E, suyun zaten polar olduğunu biliyoruz. Ne diyorduk? Polar apolar birbiri içerisinde çözünmezler. Etkileşimin türü nedir? polar olan su dipolleri oluştururken apolar olan molekül yapısı indüklenmiş dipolleri oluşturacak. O yüzden etkileşimin türü dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. O zaman ödülü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve tekrar görüşmek üzere kendimize çok iyi bakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere kendimize çok dikkat ediyoruz.